Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyim? Duraktayım. Yine bir inşaat işi açtık başımıza. Durağımızın çatısı yapılıyor. Yaz boyu bunun planını yapıyorduk aslında ama işler yoğun olduğu için bir türlü başlayamadık. İşte bugün yarın derken bugün sabah kar yağdı. Ama hemen kalktı, baktık hava biraz da güzel. Daha fazla kış gelmeden bu çatı işini halledelim dedik. Bugün usta geldi, malzemeleri aldık. Çatı işi başladı. Şimdi ustamız çalışıyor. Çatımız yapılıyor. Bu arada çatıyla birlikte ne istedim biliyor musunuz? Bu çardak da yapılsın. Sağ olsun Ayhan almış malzemesini fazla. Çardağımızı da yenileyeceğiz çatıyla birlikte. Burası. Şimdi şu buradan gözükmüyor. Heh, gözüküyor. Şu asmanın dibine lastik takmıştım ya. Çardak inince bu asmanın dibine de lastik geçireceğim. Fırsattan istifade. Bugün çardağı indirecekler. Bu demirlerden, şu demirler var ya, şu kırmızı olanlar. Onlardan çardağın da demirleri yapılacak. Yani hazır çatı yapılmışken çardağımız da yapılacak. Çok güzel olacak. Yaza hazırlık çardak. Çatımızda kış gelmeden dedik yaptıralım. Bir an önce şimdi televizyonun uydusunu söküyorlar. Çatıda takılıydı o. Onu söküyorlar. Bakalım güzel olacak inşallah. Normalde sıkıntı yok ama sadece şuradan bakın. Burnum buradan su alıyor ve şuraya bakın. Şunları su almanın şeyleri. İçeriye su alıyordu. İnşallah bundan kurtulacağız artık. Su almayacak. Bakalım nasıl olacak. Son halinde çekerim size dışarıdan. Sonrasında çatı bittik sonra da onu biraz ilkbahar gibi düşünüyoruz da dışına yalıtım yaptıracağız. Bayağı planlarımız var yani. Bakalım. Daha sökemediler herhalde. Televizyon hala çalıştığına göre uydu sökülmedi. Hava da bir açıyor bir kapıyor. Sabah yerler bembeyazdı. Sonra bir güneş çıktı. Her yer eridi. Hemen ustayı aradık gel diye. Bakın karlar var hala burada. Şunlara bakın. Hemen usta geldi. Daha fazla kış gelmeden dedik. Şu çatı işini aradan çıkaralım. Demirleri yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bakın şöyle. Eve yemek yapmaya gidiyorum. Bayağı... Tamam tamam sakin ol gidiyoruz. Aydanur'un doldurduğu nefes alamayan bulaşık makinesi. Yani şükür ki temiz yıkıyor. Öyle bir bulaşık makinesi dolduruyor ki bulaşık makinesi nefes alamıyor artık. Bu saate kadar duraktaydım. Şu an saat 11'e geliyor. Şimdi eve geldim. Önce şöyle bir ev işlerini toparlayacağım. Daha da göndermiyordu. Ne yapacağım diyor. Evde diyor canın sıkılır. Ya dedim evde niye canım sıkılsın? Hiç canım sıkılmaz. En son dedim gideyim de yemek yapacağım dedim. Yemek yapacağım bahanesiyle kaçtım duraktan resmen. Önce bir ev işlerini toparlayacağım. Sonrasında öğle yemeği işine geçeceğim. Akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Şurada oda. Şöyle. Hemen kuru fasulye pilav yapacağım. Şimdi pilavı da ıslatacağım pirincimi. Bunun fincanı neredeymiş? Ben ev işlerini yaparken kuru fasulye de pilavda ıslanmış olacak. Fasulyeyi de pişireceğim. Sonra tekrar durak yolları. Durak yolları beni bekler. Böyle önce tezgah üzerine çıkarıyorum. Sonra tezgahtan yerleştiriyorum. İki iş mi yapıyorum kendime bilmiyorum ama siz nasıl yapıyorsunuz? Direkt alıp yerine mi koyarsınız? Tezgah üzerine mi? Ben böyle bir tezgah üzeri yaparım yani. Bakalım.
Şu aşağıyı da sileceğim. Tezgahın üzerine doldu. O kadar doldurmuş ki. Artık makinede yer kalmamış da sabah bana diyor ki makinayı çalıştırmadan çıkma. Tamam dedim. Varmış bir şeyi, sebebi. Çalıştırmadan çıkma deyişini. Üst kat tamam bile. Şimdi burayı yerleştireceğim. Alt kata geçeceğim. Şurayı da silerim hep. Siz de siler misiniz? Böyle kenarlarını falan. Makineyi doldururken de silerim. Boşaltırken de. Burayı bir silerim yani. Bazen de ciflerim. Hızım alamayıp. Temiz yıkasın diye. Yemeklerimiz mis gibi pişti. Şöyle birinciyi doldurdum hemen. İkinciyi de dolduracağım. Pilavımız da pişti. Pilavı tavayla götürüyorum. Sofra bezine sarıp tavayla götüreceğim. Pirinçler ezilmesin diye. Durağın turşusu bitmiş. Bir kavanoz turşu doldurdum. Bir kavanozda ayran yaptım. Bu arada kapyayı çalıştırdım. O bir yandan evleri temizliyor. Ben de şimdi yemeklerimi alıp yavaş yavaş çıkacağım. Aa, çok güzel pişmiş. Ben yaptım diye demiyorum. Kendimi övmek için değil asla. Bir de kemikli et bırakmıştım içine lezzet versin diye. O da dağılmış resmen. Biraz da suyundan alacağım. Yeterli. Öbürüne biraz fazla koydum çünkü artmasın orada. Hem de akşama bize kalsın. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Durağın yemeği gidiyor. Ayrıca bizim de akşam yemeğimiz çıkmış oluyor. Bugünlerde bu sefertası için yorumlar gelmiş. Sefertasını nereden aldın? Sefertası da dememişler de şey yazılmış. O üçlü tencereyi nereden aldın diye. Bunu züccaciyeden almıştım arkadaşlar ama çok uzun zaman oldu ben bunu alalı. Durağa sürekli yemek götürdüğüm için böyle sefer tasıyla götürmek çok kolay oluyor benim için. Hem soğutmuyor hem metal oluşu. Plastik saklama kablarıyla götürüyordum. Sıcak yemeği koymak sorun oluyordu. Böyle metal oluşu çok iyi oldu. Yemeği soğutmuyor, dökülmüyor. Bir takamadım ha video çekeceğim diye. Şunu oraya bir takamadım. İki elle olmayınca takamadım tek elle. Şimdi buralarında sıkılıyorum. Züccaciyeden almıştım. Ve şu anda da züccaciyelerde var arkadaşlar. Hepsinde olmasa da büyük bir çoğunluğunda. Bir bakarsanız ben geçenlerde evin züccaciyede gördüm. Biraz daha küçüğüydü o. Aslında biraz daha küçüğü olsa daha da iyi mi olur diye düşündüm ama. Şimdi sulu yemek dolduğu zaman sallandığı zaman buradan ister istemez sızdırıyor. Ben böyle yarısına kadar dolduruyorum. Sızdırmıyor. Benim için böyle iyi ama. Yani... O küçük de bence bayağı ideal. Hadi bakalım. Benim emanetler hazır. Yavaş yavaş yolcu durup bas. Okulcuyu alıp geldim. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sacları takılıyor. Kitaplarımızı da getirdik. Ödev yapacağız. Gördün mü çatımızı? Hiç bakmıyorsun çatımıza. Asla öne doğru gel. İçeri İçeri gireceğiz, içeri gireceğiz. Hemen içeri gir üşümeden çabuk. Tam oraya bak. Tam şeyin bitirdiğin yerine. Havaalanı gibi. Ne oluyor arkadaşlar? Sakin olun. Bakın. Son saç kaldı. Şuraya son saç da gelecek. Şu köşeye, şuraya. Sonra bakın. Böyle biraz öne çıkıntılı oldu. Şuradan göstereceğim size durum. Şöyle bakın. Kapımızın önüne de yağmur gelmesin diye. Şöyle yarım metre kadar. Yarım metreden de biraz fazla gitti sanki. Biraz çıkıntılı oldu. Yanlarda da var o çıkıntı. Şöyle
biraz biraz. Gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Bizimkiler aşağıdan tarif ediyorlar. Sobamız yanıyor bu arada. Üzerini kapattım ama sobayı yaktık. Üzerine sıcak su koyduk. Belki çay demleriz. Aysim Ağacık da ödevlerini yapıyor. Nerede kaldın? Bakın. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musun? Verilen sayıdan başlayarak kirazları ikişer ritmik sayalım. Yani 6'da kalmış. 6'dan sonra? 7. Hayır, 7 değil. İkişer sayıyoruz. 8. Çok mu zor? 8. 2, 4, 6 diye say bakayım. 2, 4, say. 6, 8. Ha? İkişer ikişer sayacaksın. 8. 8'den sonra? 10. Aferin benim kızım. Ne söyle diyeceğim. Ben yanlış söyledim ya. O biliyordu da. Benden yanlış oldu. Benim yanlışım. Nasıl diye başlayacağım? Baştan başlayacağım ki sona geleceğim. Evet. Sayı çıkarıyor. Evet. İkişer ikişer say. İkişer ritmik sayıyor ya 20'ye kadar. Say bakayım bir tane ikişer ritmik. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Heh, o yani öyle. 14, 16. Aynen öyle İsmail'cik. Sürekli proje çiziyorlar. Öyle olsun. Yok öyle olmasın, böyle olsun. Bayağı kararsızlar. Şimdi iniyor artık usta aşağıya. Bakın şöyle biraz kenarlardan fazlalık kaldı. Şöyle bakın. Artık usta iniyor. Herhalde birazını da yarın yapacakmış. Asmalığımız kaldı. Çardağımız kaldı. Bir de şu yanlara tekrardan ek ilave yapılacak. Bayağı bir şey var daha. Yarına kaldı yani. Bugün bitmedi, yetişmedi. Şimdilik bu kadar. Kalanı yarına. Çardağımız yetişmedi. Yani hava soğudu. Usta yukarıda çok üşüyor. Sobayı yakıyoruz. Girip ısınıyor ama ne kadar olabilir ki? Isınsa da çıkınca tekrar üşüyor. Öylelikle bugün paydos sanırım. Yarın devam edilecek. Ay ışığına bakar mısınız? Bulutların arasından nasıl parlıyor? Bakın çıkmaya başladı. Biraz önce ay hiç gözükmüyordu. Simsiyah bir gökyüzünde orada bir ışık. Ne oluyoruz dedim. Tövbe bismillah dedim, ne oluyoruz. Eve geldim, yemeğimizi yedik. Durun şu kamerayı çevireyim. Yemeğimizi yedik, mutfağı toparladık. Bir Türk kahvesi yaptım. Spor öncesi Türk kahvesi yağ yakımını hızlandırılıyormuş ya. Onun için öncesinde bir Türk kahvesi içerim her spordan önce. Güzel bir Türk kahvesi içtim. Sonrasında hazırlandım, kutuplara gidiyor gibi. Bere giyiniyorum spora gelirken kulaklarımı tutsun diye. Böyle kaşkol sarıyorum boynuma. Bayağı sıkı sıkı giyiniyorum. Spor sonrası üşümeyim diye. Şimdi neyse de çıkışta zor oluyor. Allah Allah. Orada bir şey yapıyor ama çözemedim. Giyindim. Ali ablaya da mesaj attım. Bana demişti ki spor sonraları gelirim çıkışa. Beraber ben hepsi temedince beni yalnız bıraktı diye. Gelirim çıkışa, beraber döneriz dedi. Mesaj attım. Gidiyorum spora. Gelecek misin? Ama hava soğuk, bilgin olsun yazdım. Gerçekten de soğuk. Yani öyle keyfi çıkılacak gibi değil. Bilmiyorum, cevap vermedi. Daha görmedi mesajımı. Daha girişler açılmamış. Yeni açıldı. Spor arkadaşım da aradı, giriyor içeriye. Aradı, ben tam eve gelmiştim. Açamadım. Sonra ben onu aradım. O açmadı. Geliyor musun diye aradı büyük ihtimalle. Bizim ekip yavaştan toplanmaya başlıyor. Bizim seansta bir grup oluştuk. 5-6 kişiyiz. Yani hepimiz bir arada olduğumuz zaman çok keyifli oluyor. Şimdi gelmeden önce hemen gruba yazıyorlar. Geliyor musunuz? Kim geliyor? Kim gelmiyor? Bakıyorlar mesela, hiç kimse gelmiyor. O da gelmiyor. Yazan da gelmiyor. Öyle haberleşip geliyoruz. Geldim salonun kapısına. Artık içeri giriyorum. Ay donda, elim üşüdü. Spora giderken o kadar zorlanıyorum, o kadar üşeniyorum ki gitmeye. Bayağı zorlanarak gidiyorum. Ama spordan çıktık sonra öyle bir rahatlamış hissediyorum.
sanki bir görevimi yerine getirmişim, büyük bir görevi tamamlamışım gibi. Çıkışı muhteşem oluyor. Girerken biraz zor oluyor da. Yalnız çaydanlığımın içi çok fena sararmış. Neyse bu defa da içeyim de sonra içine çamaşır suyu doldurayım. Sabaha kadar beyazlasın. Uzun süredir içine çamaşır suyu doldurmuyordum. Adevi abla mesaj atmış. Nuriye soğuksa çıkmayayım, hastalanmayayım diye. Vallahi dedim hani bayağı ayaz var, çıkma. Sonra tam çıkarken Ayhan aradı. Arabayla mı gittin dedi. Yo, yürüyerek dedim. Deli misin, bu soğukta yürüyerek gidilir mi? Tamam dedi, çıkışa geliyorum. O da eve geliyormuş tam. Tamam dedi, sen çık, çıkışa geliyorum. Vallahi çok da iyi oldu çünkü çok fena ayaz vardı. Ayhan aldı yani. Çok iyi oldu da. Hazıra konmuş gibi oldum ama iyi oldu. Şimdi yeşil çayımı demleyeyim. Bugün hiçbir şey yok televizyonda. Benim öyle günlük dizilerim yok. Günlük dizi de yok aslında televizyonda, farkında mısınız? Benim izlediğim bir Kızılcık Şerbeti, bir de Yargı. Başka bir şey izledim. Ha, bir de Gönül Dağı tabii ki. Yıllardır vazgeçilmezimiz. Gönül Dağımız. O üçünden başka dizi izlemiyorum ben. Şimdi çayımı alacağım. Salona geçeceğim. Birazcık dinleneceğim. Ayhan da geldi. Çay demleyeyim dedim. Saat 9'a geliyor bu arada. Yok dedi, geç oldu artık. Bu saatten sonra hani çayın demlenmesini bekleyemeyeceğim. Çünkü biz çok geç yatmıyoruz açıkçası. 10.30 bilemediniz, en geç 11. Aysima 9-9.30 gibi yatıyor. Biz de en geç 11'de yatıyoruz. Çünkü sabah erken uyanıyoruz. Onun için çay içmeyeceğim dedi. Birazdan meyve hazırlarım. Ya da kuru yemiş falan hazırlarım. Bugün spordakiler diyor ki, he sen ye öyle. Çayın yanında bisküvileri falan. Geçenlerde de durağa gittim. Sobanın üstünde ekmek kızarttım. Sen sobanın üstünde ekmeği kızart diye. Sonra da gel spor yap. Susun dedim. Hoca bile, hocalar da takip ediyor bu arada beni. Hoca bile diyor, sen diyor ekmekleri kızart kızart diye, sonra gel yapamıyor. Şey, bir hareket gösterdi. Hocam ben yapamıyorum bunu dedim. Sonra gel burada yapamıyorum de. Çok komikti bu bugün seans. Çıkarken diyetisyenle rastlaştık. Sen o enerjiyi, ben şimdi bekliyorum ki diyetisyenden maşallah ne güzel yiyorsun falan diye. Çünkü her seferinde bana gel diyor. Gel tekrar başlayalım. Ben de dedim ki oruçlarım var, oruçlarımı tutayım. Geleceğim, söz başlayacağız tekrar. Sandım kendine çok yiyorsun diyecek diye. Diyor ki sen o enerjiyi nereden buluyorsun? Sen ne kadar enerjik bir kadınsın diyor. Bugün bayağı motive edip yolladılar beni yani. Şimdi artık yeşil çayımı alıp adaya veda ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bana destek olmayı unutmayın. Videomu izleyip beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı okuyorum. Fırsat buldukça hepsine dönmeye çalışıyorum. Hepsine de dönemesem de birçoğuna dönüyorum. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Çok mutlu ediyor beni yorumlarınız. Okudukça motive oluyorum gerçekten. Çok güzel yorumlarınız var. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve artık bana müsaade arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.